verdens høyeste mann er i Oslo. Det er 2 meter og 47 centimeter høye Sultan fra Tyrkia som skal være her i noen dager i anledning at han har offisielt blitt verdens høyeste. What is life like from the top, from above? Hayat benim için bu boydan zor ama zor ben gene alıştım yani. Her şeye ayak uydurduğum için yani alıştım ben de normal insan gibi yaşıyorum aynı. Hiçbir fark güzellik yok. Problemene dreier seg blant annet om å få plass i en vanlig bil og å finne klær og sko som passer. Men Sultan Køsen har ikke alltid vært unormalt høy. 10 yaşındayken fark ettik yani boyumun daha çok uzadığını işte doktora gittik. Doktor kontrolünden sonra doktor dedi beyinde tümör var. O tümör büyüme oranı aşağı şekilde baskı verdiği için boy giderek uzuyordu. Men livet i høyden kan også ha praktiske sider. Avantajları da çok yani oturarak lambaları taşırabilirim yani bak. Kesinlikle zorluk çekmeden taşırabilirim. Çok büyük avantajı ve perdeleri takıyorum. Yani tavandaki bütün işleri rahatlıkla yapıyorum ve de her yerde yürüdüğüm zaman insanların ilgisini çekiyorum. Yani çok farklı uzun olduğum için herkes yanıma geliyor, toplanıyor oraya. Yani fotoğraf çekmek istiyor, tanışıyor. Bu da çok mutlu bir şey. Yani hoşuma gidiyor. En büyük hayalim kendi boyuma göre bir arabamın olmasını istiyorum. Yani ve evlenmek istiyorum yani kendi kafama göre birini bulup yuva kurmak istiyorum ve de yapabileceğim bir işim olmasını istiyorum bu. Yani hayalimde bunlar var. O şey. Yok kesinlikle yani 2 metreden ben 1.85 diyordum. Hollanda'ya gittik. Adam da 1.20-25 2 metre 25 santim ama eşi 1.70'ti. Yok kesinlikle artık boyu boş verdim dedim. Kalbi temiz olsun yeter.